Vallahi sonunda Fatma diyor ki %100 dışarıda yaptılar, Dışarıda getirdiler. diyor ama. Bir de dışarıda Evet. diyor. Yerini nereden biliyor Fatma? Biz diğer oda diyorduk da. Biz de evet, diğer oda diyorduk. Yani Çok enteresan. enteresan. Bu arada iki önemli tanık buradalar. Onları hemen ve sıcağı sıcağına davet edeyim. Kimlerden bahsediyorum? Ramazan Köse'nin abisi Hasan Köse. Hasan Köse ile ilgili çok önemli iddialar vardı. Başından beri aslında bu arazi meselesini, her şeyi onun organize ettiği, ev satışında hep onun ön planda olduğu, hatta Turcen'le arasında bazı ilişki olduğu iddiaları var biliyorsunuz. Önce sevgilisi Müzeyyen yayına bağlandı. O çok önemli iddialarda bulundu. Arkasından da Hasan da dedi ki ben de yayına geleceğim. Ve şu anda ikisi buradalar. Hasan Köse ile Müzeyyen'i alalım lütfen yayına. Gelir misiniz lütfen? Hoş geldiniz Hasan Bey. Hoş bulduk, kolay gelsin dedim. Çok merak ediyordum, kimdir bu Hasan Bey? Hasan Bey, Hasan Ormancı, Hasan Ormancı. Kolay evet, gelsin. Bayağı merak İyi ettiniz. Yayınlar. Evet, galiba. Ama ben takip edemedim ama çok, çalıştım. Çok soracak sorularımız var. Müzeyyen hoş Buyurun, geldin. Hoş bulduk. Teşekkür Kolay ederiz. Yayınlar. Sağ olun. Aranızda da büyük bir aşk varmış, öyle diyorlar. Birbirinizi çok seviyormuşsunuz. Hasan Bey seni çok seviyormuş. Neyse, o bizim konumuz değil de. Şimdi bakın, 15-16 yaşındaki bir genç kız Gamze toprağın altında. Evet. Biri onu öldürüyor. Artık şimdi ölü olarak bulunduğu odada onun parmak izi çıkmadığı için başka bir yerde öldürülüp oraya taşınma olasılığı şu an güçlü gibi duruyor. Evet. Yani tabii her şey jandarmanın elinde, savcılarımızın elinde olduğu için %100 diyemiyoruz. Gizlilik kararı da olduğu için bazı bilgilerle hareket ediyoruz. Siz demişsiniz ki ben kardeşimle ilgili yazışmaları, Gamze ile Ramazan arasındaki yazışmaları Didem Hanım bana gösterirse ben o zaman ikna olurum. Hayır, şöyle demek Onu istedim. birazdan geleceğim. Ben size o yazışmaları da göstereceğim. Ama ben önce özellikle Müzeyyen'cim senin söylediğin çok önemli bir ihbar vardı. Parkta gittiğinde birinden çok önemli ihbar duyduğunu söylemişsin. Evet. Onunla ilgili de konuşacağız ama Allah Hasan Bey siz Turcenlere duyuyor musunuz beni? Biz, Biraz az duyuyorum az sanki. mı Sesiniz bana duyuyorsunuz? az geliyor. Peki şöyle yapalım mı? Ben konuşurken bir kulaklıkta bulalım, kulaklıkta takmaya çalışalım. Hemen ayarlarım. Mert, stres olmana gerek yok. Ben de daha yakın konuşacağım. Rahat rahat ayarlayayım. Ben de yanınıza geleyim. Siz Turcenlerin evine, Sakallıoğlu ailesinin, Gamze'nin olduğu eve ne sıklıkla gidip giderdiniz? Biz iki defa gittik geçen sene. Hı. Birincisi o Nazlı'nın çocuğu dünyaya geldi, Mefar'ın. Evet, o zaman. O zaman gittik, hediye aldık. İkinci Ama bir husus, kendi aralarında bir yapmış olduğu kavga neticesinde Mehmet Halil zehir içmiş. Allah'tan kurtulmuş. Buna bizim Fatma hani Durmuş, benim yani. kardeşlerim. Bunlara geçmiş olsun diye gittik. Yine de bu çocuk için de o zaman biz beraber gittik. İki defa Şöyle, gitmişliğimiz vardır. Halil Bey aile içinde çocuklar meselesi yüzünden bir kavga çıkıyor. Evet. O kavga çıktığı sırada hayatına son vermek istiyor. Evet. Allah'a şükür hayatta Evet. ondan sonra ve daha sonrasında sizi çağırıyorlar. Neden siz? Niye siz? Neden sizi Bizi çağırıyorlar? çağıran yok, hayır. Ha, siz kendiniz mi gittiniz? Bize bak bize Fatma Durmuş geçmiş olsun demek için gittikleri için. Kulaklık takılıyor size. Rahat olun. Evet. Devam edin. Biz de onlarla beraber gittik yani. Geçmiş olsuna gittik. Öyle Geçmiş olsuna bize gittiniz. herhangi kavga için. Burada hemen ben bir şey eklemek istiyorum. Evet. Mefar diyor size anlattı. Bak Mefar'la Nazlı işi gücü burada yalan söylemek. Öyle Çünkü mi? neden? Nazlı ne yalan mı söylüyor? Yalan söylüyorlar. Ne yalan Çünkü söylüyor? ya ben onların akıl hocasıymışım. Öyle Onlara söylüyor. akıl veriyormuşum. Evet. İşte ne bileyim programa katılmayın diyormuşum. Bütün akılları ben veriyormuşum. Hayır Ya ben bu ya, ben demedim ki forma ben bu katılmıyorlar insanlara diye. ben Ben muhatap olduğum Ramazan'a insanlar dedim, değiller ki. Nazlı değil. O bize köyden gelen bilgiyi, Ben Ramazan'a yetkililerden. dedim onu, sana Evet. değil. Ramazan akıl hocası. Ramazan'ın akıl hocasının da siz olduğu söyleniyor. Siz Ramazan'ın akıl hocasıymışsınız. Ramazan da aileyi yönlendiriyor. Yani kimi yönlendiriyor? Fatma'yı yönlendiriyor, Durmuş'u yönlendiriyor. Evet. Bunu da Gülümser Hanım şuna bağlıyor. Sizin orada bir amacınız varmış. Orada Ben bir öyle duydum o gün. Ne amacınızı söyleyin, dinle. Söyleyeyim bakayım. Bana Fatma söyledi onu. Burada dedi Duyuyor Hasan musunuz şu abimle anda? biz Duyuyorum, duyuyorum harika. Aynen. Süper. Ben seni orada gördüm. Orada görsem tanımazdım şimdiye kadar. Dedi ki biz buraya hayvan çiftliği yapacaktık abimle. İşte Kim? bakacaktık ufak baş hayvan çiftliği dedi. Bunu konuştuk dedi. Buraya gittiğimizde konuştunuz. Kendi aranızda mı konuştunuz? Hemen Ben tanımıyorum. cevaplandırayım. Hemen bir Evet. saniye. O doğum anında gittiğimizde evet öyle bir muhabbet edildi. Ama o muhabbeti ben etmedim. Ramazan etti, Mefar etti. Turcan Hanım'ın kendisi yaptı bunu. Ben zaten devlet memuruyum. Ama şöyle biliyorum, Bir bakın saniye ama Hasan ben Bey. anladım. Ben Tamam, cevabımı vereyim. tam bir açacağım sonra. Tamam, söyleyin. Ben devlet memuruyum. Ben orada gidip de herhangi hayvancılık yapma, bir şey yapma. Benim öyle bir şansım yok zaten. Ramazan yapabilir, Ramazan'a yaptırabilirsiniz.
Ya olmayacağını biliyorum zaten. Çünkü böyle bir şey olması imkansız. Bir proje yapılmamış, bir şey yapılmamış. Bu laf da orada konuşulmuş o gün. Bir daha arkasında herhangi bir şey dillendirilmemiş. Peki Hasan Bey, o gün cinayetin olduğu günün öncesinde Fatmalar eve gidiyor ya, sizin kardeşiniz Durmuş da gidiyor ya o eve. Siz de o eve çağrılmışsınız. Hayır. Size de gel demişler. Müzeyyen çağırdılar mı sizi? Evet. Çağırdı bak. Oh, beni aradılar. Bak görüyor musun, Fatma sevgini söylüyor. Fatma aramış. Evet. Beraber gidelim dedi ama ben çalıştığım için, o gün onlar gündüzden gittiği için ben gidemedim. Pazar günü için mi? Ay, cinayetin olduğu gecesi. Aynen evet. Gecesi bak Müzeyyen diyor bizi çağırdılar diyor. Hasan. Belki bunun haberi olmayabilir. Hayır, sen söylemedin mi Hasan'a? Hayır hayır. Yok. Hayır. Böyle bir şey niye söylemiyorsun? Fatma bana söyledi sadece. Hayır. Beni aradı. Beraber gidelim yenge dedi bana. Fatma ben sadece de... seni mi çağırıyor, Hasan'ı da mı çağırıyor? Ya beraber çağırıyor. Ben bunun haberi yok artık. Gitmeyeceğim için bunu haber etmedim. Benim haberim yok ondan evet. Kesinlikle. Ben biliyorum yani size, çünkü Müzeyyen evet, de çağırıyor. Aynen doğru. Peki neden çağırdı Fatma sizi oraya? Ya hep beraber gidelim diye çağırdı. Ben amacını bilmiyorum artık orasına. Ama gitmedik o gün, yani. O gün aslında o arazinin satışı ile ilgili meseleler falan konuşulacakmış. Aslında bir şeyleri konuşmak için oraya gitmişler. Sonra Ayşe ile Ümit oraya gidince de konuşmaktan vazgeçmişler o gün. Araziyle ilgili ben bir şey daha söylemek istiyorum. Tabii. Şimdi bunlar kavga edip hani evden koşturdum, kovaladım diyor ya Mehmet Halil. Evet. O öfkeyle bir gün biz hani Durmuş, Fatma, hani biz geçen yıl çok onlarla hani mesela gidip geliyorduk veya da samimiydik. Pardon, kulaklık çıktı herhalde. Ha, takabilirsiniz, evet. Bir gün biz Fatmalar'da gittiğimizde telefonla babası aradı. Onlar kavga etmişler, evden kovulmuş bunlar. Aha. Baba öfkeli, yere satmak için Facebook'tan, kendi hesabından 300 bin liraya satılı çıkardığını söylüyor Fatma. Fatma babasına görmüş oradan, işte babası Fatma'yı arıyor, dertleşiyorlar filan. Ben dedim nedir bu konu dedim, ben bir şey açar mısın? Telefonu evet. Açar mısın dedim Fatma'ya, açtı. Dedi böyle böyle hani mefare kızıyor, gelinlerini kızıyor, onları bir şey vermeyeceğim filan diyor. İşte ben bu yeri satacağım, öfkele 300 bin lira yazmış. Fatma'nın satılmasını istemiyor değil mi? Fatma istemiyor. Şimdi, neden istemiyor? Ya neden istemiyor? Şimdi mesela diğer kardeşlerimin diyor mesela hakkı var diyor. Ya hakkını verecekler Fatma'nın. Fatma yine Fatma'nın arazisi değil, babası istediği gibi hakkını ister satar. Hayır. Çocuklarını pay etmekten bahsediyor. Ya, ama edebilir. Fatma arazinin satılmasını ciddi anlamda istemiyor. Onu biliyoruz hayır, yani. Madem şayet satılacaksa bu yer. Hı-hı. Hani oranın değerler çok arttı yani. Mesela ne söyleyeceğim? Arsa meselesini konuşuruz ama. Hı-hı. Şimdi sizin özellikle daha doğrusu Ramazan'ın aileyle çok samimi olduğunu biliyoruz. Siz şimdi diyorsunuz ki ben iki defa gittim. Evet. Durmuş oranın damadı. Evet. Durmuş da sayılı gitmiş. Ama Ramazan neden o evin içinde sürekli? Şimdi Ramazan Bey, neden... Kardeşiniz ne işi var o evde? Ya şimdi o üst tarafta hani yangın ekibi var. Orada görev yapıyor. Bunlar samimiyeti artırmışlar. Mefar'ın düğünündeyken bak bize davetiye verdiler. Gittik. Turcan dedi ki hoş geldiniz filan dedim Mehmet Ali'yle ikisi. Sen beş para etmezsin dedi. Size beni, mi dedi? Beni öyle dedi. Beni sevmiyor. Ha, Turcan, olabilir. Neden sizi ama, sevmiyor Turcan? Ya ne bileyim Ramazan'ın şöyle hani onu defalarca da ben söylüyorum her yerde. Ben olurum 10 kişiyle muhatap. Ramazan olur 1000 kişiyle muhatap. Ramazan çünkü hani art niyet taşımayan, herkese yardım eden, sempatisi yüksek bir insan. Sempati değil o ya Hasan Bey. Vallahi kardeşiniz olabilir benim, ama. Benim hani bir kardeşim. Şey orada gidip ormanda olup olduğu için o samimiyet öyle mi ilerledi? Yoksa Ramazan'ın oradakilerle samimiyeti nasıl ilerledi sence? Ne samimiyeti abla Allah aşkına ya. Ben hani anlatayım da insanlar nasıl anlarsa ben Nazan'ı nasıl anladığı hiç önemli değil. Ben ama Müzeyyen de anlatıyor. O benim kardeşimse küçücükten bu yana bizim en küçük kardeşimiz hiperaktif bir insan. Herkesle sosyal diyaloğa üstün bir insan. Ben öyle yani. Onunla art niyet kesinlikle ben aramıyorum hiçbir zaman için. Yapmayın ama yapmayın. Evet. Bak hakkında cinsel istismardan suç duyurusunda bulundu. O mesajları ben birazdan size göstereceğim. Müzeyyen senin işte sevgilin, hayat arkadaşın. Aynen. Diyor ki Ramazan'ın bu şekilde gereksiz bir... Yani çok hangi ifadeyi kullandı? Çok sosyal dedi. Sosyal mi? Ondan sonra sıcakkanlı bir insan evet. Olduğundan bahsetti. Yani art niyeti olmadığını ya söylüyor. Evet, kesinlikle. Ben art niyet kesinlikle aramıyorum. Öyle Durmuş mi? Da öyle. Ya öyle mi? Samimi, öyle mi? Fazla samimi. Aşırı samimi oluyor. Ya bir mesela. Yani mesafe koymuyor. Şimdi Turcan'la öyle bir şey söyleyeceğim. Bak Müzeyyen'i sevgilini rahatsız etmiş. Diyor ki çok fazla samimi diyor kadınlarla İşte özellikle. Ben de sevmiyorum onu. Evet. Çünkü Hasan ben de kızıyorum bu tür hareketleri. Onu da söylemişti Müzeyyen nasıl? Hanım dün. Hasan Bey'i de rahatsız etmiş. O evet. Da ya dedim sen dedim hani tiskindim dedim ben ya çok özür dilerim. Şimdi mesela bizim onlara gittiğimizde Adaçay topluma gidiyor Turcan Hanım. Tamam. Ya çok özür dilerim ama insan bir evine insan gelmiş bir duş alırsın üzerine değiştirirsin. Aynen. Turcan'a. Evet. Kokuyor o kadar. Ya
Artık yani ne bileyim insanlar hani bu denli şey demek doğru olmaz ama. Ya özür dilerim, bu kadar kokan insanın başını orasını burasını. Ya ben kardeşim Ramazan dedim. Niye öpüyor o dedim, zaman? Kardeşim canım? Dedim bak uyardım. Ben seninle dedim hani aynı tabak. Ben bunu bir şeye kimseye kötülemek için söylemiyorum. Ben kardeşim hani kontrolsüzce insanlarla böyle samimiyete girmesine hani kızıyordum. Samimiyete kardeşin gidip kadını öpüyor ama lütfen Hasan Bey. Şimdi ya ama yine Mehmet kadar... Ali diyor dün mesela diyor kardeşine neyi söylememiş diyor hani mesela ya senin karınsa karını sen koruyacaksın kardeşim diyeceksin ki Ramazan bir dakika benim karımı öpemezsin arkadaş. Halil yayında şu anda Halil'i görelim. Halil görebilir miyim seni? Halil görelim. Halil şunu söylüyor diyor ki karına sahip çıkacaktın diyor. Bu kadar çok öpüyorsa Ramazan neye böyle öpüyorsun benim yani biri değildir ne diyor. Olur, benim hani, anladığım o. Derken de çok hani şey olarak söylemiyorum ama da. Yani ben açık konuşmayı severim. Kitabın yani, ortasından konuşmayı severim. Lafı dolandırma hiç sevmem dolandırmak yani. Dolandırmak değil. Ben hani olacak bir kadın bile değildi demişsin yani bir anlamda. Halil ne diyorsun peki? Dinledin sen Hasan'ı? Akşam üzeri bir daha gidecek zaten. Düşün. Niye alsın ki? Bir daha akşam geldiğinde tekrar bir daha alacak. Mehmet Ali'ciğim akşam gelmiş zaten. İşten gelmiş. Evine biz de senin torunun oldu da gelmişiz. Sen de telefondan bağlandın. O zaman arıların yanındaydın. Anlatabildim mi? Evet. Sen yani Turcan'ı burada yapması gereken tabii ki üzerine bir duş alıp... Ben burada yokum o zaman. Ya diyor ki bak Turcan'ın banyo alıp almaması meselemiz değil Halil. Burada diyor ki Turcan diyor, Turcan diyor zaten yani Ramazan bu kadar eğer hareketler yapıyorsa Halil Ramazan'ı uyarsaydı niye rahatsız olmadı diyor. Doğru mu anladım? Evet. Rahatsız olmadım. Çünkü öyle bir art niyet taşımadığını i̇şte. Düşündüğümüz için. Genel bakış bu. Art niyet taşımıyor Ramazan. Öyle mi ya Nazlı? Hayır. Ya şimdi Allah şu mesajları gösterin Allah aşkına ya. Ya Nazlı, önce sen bir anlat. Bir anlat Hasan Bey. Yarabbim ya. O evde sen yaşadın. Sürekli peki, Ramazan bir dinleyin bakın canlı yayında bir dinleyin tamam, yani. Söyle. Söyle bir anlat bakayım Ramazan ne yapıyordu o evde?